Bildiğin düğünlerden değil. Her şeyi benim yerime yapıyorlar zaten. Hayır, taç giymeyeceğim. Anne, kapatmalıyım. Seni seviyorum. Görüşürüz. Bizim için en önemli şeyin hastalarımız olduğunu sakın unutmayın. Ve bugün sınıfımızda genç bir gönüllü var. Bay Lars Jensen. 11 yaşında. Göğüs ağrısı, karında kızarıklık ve öksürük var. Sizce ne olabilir? Akciğer iltihabı olabilir mi? Ama kızarıklık varsa su çiçeği de olabilir. Bize katıldığınız için teşekkür ederim Bayan Morgan. İsterseniz gelip bir de siz muayene edin. Evet efendim. Merhaba Lars. Merhaba. Şu kızarıklığa bir bakalım. Pamuğu biraz alkolle ıslatıp bana verir misiniz lütfen doktor? Pekala. Teşekkür ederim. Biraz soğuk olabilir. Oo, şu anda karşımızda çok ciddi bir bulaşıcı ruj var. Biri annesinin rujunu kullanmış. Ama göğsümde gerçekten ağrı var. Gerçekten mi? Evet. Kalbimin ağrımasının sebebi sensin. Pekala zeki şey, hadi bakalım dışarı. Başardım, başardım. Üstad Merkuri'nin cehennemle tanışmayı başardım. Merhaba kurnaz fıstık. Ah, aman ne komik. Şey, bazı arkadaşlarla yurtta ders çalışacağız. Gelmek ister misin? Üzgünüm, gelemem. Danimarkacı dersin. Edward'la randevu. Randevu mu? Hı hı. 3 hafta sonra evlenmiyor musunuz? Evet, saçma geliyor ama son zamanlarda çok meşguldük. Okul düğün derken birlikte vakit geçiremez olduk da. Yani randevunuz var. Hı hı. Yarın görüşürüz, tamam mı Cem? Tamam. Sonra? Sanırım iş tanımımda sizi öpmek yok. Burada ne işin var sorun? Eddie nerede? Eddie'nin parlamentoda işleri biraz uzadı da Paige. Ah, yine mi? Korkarım öyle. Evet, özür dilememi ve hakkının geçerli olup olmadığını sordu. Sorun. Efendim Bayan Paige. Saray bu tarafta değil. Sizin için uygunsa önce başka bir yere uğrayacağım. İmzalamanız gereken birkaç belge vardı. İşimiz hemen biter. Belgeler büyük salonda. Pekala sorun. Seni sevdiler. Peki ama nasıl? Avrupa'daki tüm mavi kelebekleri buraya topladım. Pek zorluk çıkarmadılar. Ne derler bilirsin. Bir kelebek yakalayınca dilek tutup kelebeği özgür bırakman gerek. Böyle yaptığında kelebek de dileğini gerçekleştirirmiş. Söyledikleri doğruymuş. Çünkü benim dileğim gerçek oldu bile.
Kraliyet Sarayı'ndan canlı yayındayız. Yanımızda Majesteleri Rosalind, Harold ve müstakbel kraliçemizle Kral Edward var. Majesteleri, ikinizin üniversitede laboratuvarda tanıştığı doğru mu? Evet, o zamanlarda kimyamız tutmuş diyebiliriz. Peki, Paige'in yeni görevine uyum sağlaması sizi mutlu ediyor mu? Evet, hem okula gidip doktor olmaya çalışıyor hem de bir kraliçenin sorumluluğunu taşıyor. Çok etkileyici. Bütün bunların en zor tarafı sizin için hangisi Bayan Paige? Sanırım dil sorunu. Danimarkaca çok güzel bir dil. Ancak öğrenmesi de bir o kadar zor. Ve ben de çok akıcı konuşabilmek istiyorum. Dubli hodi flörne. Ve yakında akıcı konuşabileceğim. Kral Edward ve müstakbel Norveç'te bir yer. Morgan'ın düğünü yaklaşık 3 hafta sonra. Düğünü canlı olarak yayınlayacağız. Harold kör mü? Bu kız servet avcısı bir taşralı. Oğlumla evlenmesine izin vermezdim. Bu konuda endişelenmenize gerek yok efendim. Birinci sebep oğlunuz yok. İkincisi de ağzınızdaki altın kaplama dışında bir servetinizin olmaması efendim. Bir zamanlar Norveç'in 3. prensiydim ve senin gibiler benimle dalga geçemez. Haklısınız majesteleri, ben sadece bir muhasebeciyim, doğru efendim. Demek ki Henrik, sana göre servetimden geriye pek bir şey kalmadı, öyle mi? Aslında 5 parasız, çulsuzun teki olduğunuzu da söyleyebiliriz. Bu kadar yeter. Bir önceki prensten önce doğmuş olsaydım çok zengin olabilirdim. Ancak bu kumardaki şanssızlığınızı pek fazla etkilemezdi Henrik, efendim. Seni buraya geçmişte yaptığım finansal hataları konuşmak için çağırmadım. Sana bunu gösterecektim. Peki nedir bu? Kurtuluşum. Bak, çok adam ciddi. Buradan gerçekten hiç anlamıyor. Gerçekten kesinlikle katılıyorum. Majesteleri içecek bir şey isterler mi acaba? Kesinlikle evet. Hepimiz 83 Chateau Margaux'un tadına bakmak istiyoruz, değil mi? Derhal efendim. Vlad, neyi kutluyoruz? Sadece çok susadım. Affedersiniz, bakar mısınız? Ben de bira alayım. Fıçı olursa sevinirim. Bakın, karşınızda gerçek bir Danimarkalı. Ben de bir alayım lütfen. Ama biz yine de Margaux içeceğiz değil mi hayatım? Evet. Edward, bu yaz yine Monaco yarışına katılacak mısın? Bu yaz yapmam gereken başka şeyler var. Ülkeyi yönetmek gibi. Yazık sana. Evet, yazık bana. O zaman en sevdiğin prensesin birincilik kürsüsünde seni şampanyayla yıkaması zevkinden de mahrum kalacaksın. İnanamıyorum Carmilla. Bu yıl da ödülü sen değil de bir başkası versin. Dalga geçme. Paige, en azından sen yarışa geleceksin değil mi hayatım? Bu yıl kütüphanede ders çalışacağımdan yarışa gelebileceğimi hiç sanmıyorum doğrusu. İşte benim bebeğim böyledir. İstersen bu yıl Monaco'da şampanya patlatmak yerine sen de etrafa bira fışkırtı. Evet, çok haklı. Şarabımız nerede kaldı? Şarap nerede? Eskiden bu büslerden çok korkardım. Sanki hepsi canlanıp peşimden koşacaklarmış gibi gelirdi. Neden öyle söylüyorsun? Çok şirin görünüyorlar. Annem atalarım kadar iyi bir idareci olamayacağımdan korktuğum için olduğunu söylerdi. Sanırım biraz hakkı var. Pek de onaylıyor gibi bakmıyorlar değil mi? Acaba bizim için ne derlerdi? Bence seni görünce... Edward, gerçekten de çok şanslı bir herifsin. Güzelliğinden taş kesildik derlerdi. Espri yaptım, büyüs, taş. Vay canına. Benim Danimarkacığım mı kötü? Biraz önce nece konuştun sen? İşte bunu çok seviyorum. Bu mutlu gülümsemeni. Mutsuz gülümsemem de mi var? Hayır, ama kralken farklı. Daha diplomatik görünüyorsun. Ben öyle miyim yani? Evet. Daha kibar ve otoriter bir gülüş. Burnundan hava vererek gülüyorsun. Sanırım artık beni çözmüşsün. Çiçekçiler çok memnun oldu. Şimdi de ortada ne olacağını karar verelim. Yarın biyoloji dersimden sonra olur mu? Saat 3 nasıl? Bu uygun. Bir de terziler gelinlik provasını yapmak istiyorlar. Bu yarın olmaz. Uygulamalı anatomi dersim var. Bir safra kesesi inceleyeceğiz. Ne kadar da hoş. Evet, sorun.
Kraliçem, Bayan Page, böldüğüm için özür dilerim ancak Norveç Prensi Albert kütüphanede bekliyor. Kütüphanede mi? Albert mı? Evet majesteleri. Haber vermeden geldi ama sizlerle önemli bir konu hakkında görüşmesi gerekiyormuş. Majesteleri Harold ve Kral Edward kütüphanedeler. Teşekkür ederim sorun. Ben de birazdan onlara katılırım. Albert ve Harold birlikte okumuşlardı. Arkadaşınız mı? Pek sayılmaz. Albert bizleri hep kıskanmıştır. Peki o zaman neden geldi? Önemli bir konu dediyse kesinlikle para isteyecektir. Albert. Majesteleri, yine çok güzelsiniz. Harold. Albert. Edward'ı hatırlıyorsundur. Elbette. Son bıraktığımda satranç oynamayı öğreniyordun. O zamanlar şahını kaybetmekten hoşlanmazdın. Şimdi de kendin kral oldun. Ne kadar ilginç değil mi? Evet. Pekala. Konuya girelim. Bu defa ne kadar istiyorsun Albert? Harold, beni incitiyorsun. Para için gelmedim. Loskan'la Biggs ülkemizde kanun olmalı. Bu Cartland kanunlarının orijinal bir kopyası. İlk olarak milattan sonra 1241 yılında Vordingborg kentinde açıklanmıştı. Bu kanunları kanunlar... biz de biliyoruz Albert. Neden buraya getirdin ki? Eğer bekar bir erkek evlat tahta geçerse evlenmek için seçeceği gelin monarşinin geleceğini korumak amacıyla asilzadelerden seçilmeli. Böyle bir gelin bulabildiği takdirde evlenmeli, aksi takdirde tahttan feragat etmelidir. Şaka mı yapıyorsunuz? Şaka değil. İşin ilginç tarafı şu ki kızım Prenses Kirsten tam da kralın evliliğiyle ilgili kanunlarda bahsedildiği gibi asil kan taşıyor. Elinizdeki kanunlar orta çağdan kalma, en az bekaret kemeri kadar çağ dışı. Yasa değiştirilmemiş ya da iptal edilmemiş. Bu yüzden de Danimarka yasalarına göre hala geçerli. Edward, Page benim odamda. İstersen sen de onun yanına git, biz de Albert'le biraz görüşelim. Bu çok saçma. Affedersiniz efendim, geldiğinizi duymadım da. Bence kapı dinlemek için başka bir yöntem bul. Evet efendim. Affedersiniz efendim. Hı. Bu konuda bir şey yapayım mı? Harika bir fikir. Sağ olun efendim. Yani endişelenmeye gerek yok mu? Kesinlikle yok. Norveç'teki magazin dergileri Albert'tan asil uyuz diye söz ederler ve inan bana bu unvanı hak ediyor. Peki Kirsten'ı ne kadar tanıyorsun? Küçükken en yakın arkadaşım oydu. Nasıl biri? Tatlıdır. Sen görünüşünü mü sormuştun? Aslına bakarsan Kirsten eskiden oldukça... topluydu. İyi hissedeyim diye böyle demedin, öyle değil mi? Hayır. Paige, dinle beni. 3 hafta içinde dünyanın en büyüleyici, en güzel, en alımlı kızıyla evleneceğim ve ne kanun ne de biri buna asla engel olamaz, tamam mı? Buraya gel. Sorun, bu senin için. Çok teşekkür ederim Bayan Page. Bir terslik mi var? Neden böyle söylediniz ki efendim? Gülümsüyorsun da. Şey, bir hediye aldım da. Geldiğinden beri yüzünde garip bir ifade var. Albert gitmedi mi? Aslında ben onu havaalanına bıraktım. Güzel, öyleyse sorun ne? Havaalanına gitti ama prensesi... almaya efendim. Bu kanunun birdenbire ortaya çıkması sizce de garip değil mi?
Danimarka'da kanunlar her şeyin üstündedir. Bu bir kanun değil ki anne. Bir aptalın uydurmacası. Kanun her ne kadar çok eski olsa da hala geçerli. Ve önümüzdeki birkaç hafta içinde atacağımız her adım bizim ve ülkemiz için çok önemli olacak. Avukatlarımız çok başarılıdır. En kısa sürede bir çözüm bulacaklardır. Ama sonunda Paige'le evleneceğim. Elbette Edward. Ve babanla ben o günü görebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız canım. Albert şimdilik basını açıklamayacağına dair söz verdi. Biz de bu sırada nasıl derler kanunda açık bulmaya çalışacağız. Peki o zamana kadar ne yapacağız? Düğün hazırlıkları devam edecek. Onun dışında Prens Albert kızıyla birlikte ülkemize iyi niyet ziyaretine gelmiş diyeceğiz. Sizce Kirsten'ın bu olaydan haberi var mı? Çünkü babasının oyununa alet olacağını sanmam. Edward, Paige, kral ve kraliçeyken sizi sevenler olduğu kadar zarar vermek isteyenler de olacak. Ve böyle bir durumda her zaman halkın iyiliğini düşünmek zorundayız. Kirsten geldi. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Eddie, bizim orada buna pek toplu demezler. Edward? Kirsten, seni tanıyamadım. Elbette, tam 9 yıl oldu. Nasılsın? Çok iyiyim. Bu nişanlım Paige Morgan. Merhaba. Paige. Seninle tanışmak için gerçekten can atıyordum. Danimarka'nın kalbini çalan Amerikalı güzel kız. Gerçekten çok memnun oldum. Elini çabuk tut Kirsten, odamıza çıkalım. Açlıktan ölmek üzereyim. Daha sonra sohbet edersiniz. Affedersin. Daha sonra tekrar görüşelim. Edward'ın en utanç verici hikayelerini anlatmak isterim sana. Seninle de kaldığımız yerden devam ederiz. Şok diyet. Deriyi besleyen sinirler göğüs kafesinin hangi bölümünden çıkarlar? Kaburgalar arasında. Çok güzel. Neden onunla yalnız yemek yemek istediğini hala anlayamadım. Kemiklerin eklem yerindeki kıkırdaklar kollar havaya kalkınca ne tarafa doğru döner? Yana. Ben yokken Kirsten'ın daha rahat konuşabileceğini söyledi. Evet. Evet. Doğru mu yanlış mı? Boyundaki omurlarda iki türlü spinoz proses vardır. Yanlış. Keşke o kadar güzel olmasaydı. İsterseniz lisan dersimize geçelim efendim. Özür dilerim. Özür dilemenize gerek yok. Ancak bana sorarsanız Bayan Paige, kıskanmanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Hı? Kıskanmak mı? Dünya güzeli sarışın bir prensesi neden kıskanayım ki? Şey, eğer size bir faydası olacaksa kendi fikrimi söylemek isterim. Amerika'da nasıl derler? Siz o kıza 5 çekersiniz. Gerçekten. Edward bak, babamın davranışından ötürü ne kadar utanç duyduğumu söylemek isterim. Aslında sanırım o da... Zavallı Paige onun yerini almaya çalışan bir cadı olduğumu düşünmüştür. Hayır, ona senin boyuna gelmeyeceğini söylemiştim. Yani benden nefret etmiyor mu? Hayır, hayır. Aslında bence ikiniz çok iyi anlaşacaksınız. Bence çok tatlı birine benziyor. Evet, öyle. Senin gibi birine evlenmeye razı ettiğine göre. Böyle düşünmene sevindim. Uzun zaman oldu. Gerçekten öyle. Yazları buraya gelirdim hep, hatırlıyor musun? Sanırım 8 yaşında falandım. Sen de galiba... Ben de 10 yaşındaydım. Evet. Odana gelip benimle oynar mısın diye sorduğumu hatırlıyorum sana. Sen de çok ciddi bir ifadeyle bana dönüp... Kirsten, artık çocuk olmadığımızın farkındasın. Gidip oynar mısın diye sorulmaz. Emir verirsin ve yaparlar. Demiştim. Evet, doğru. Ne ukala bir çocuktun ama. Ve tabii bir de... Şişko olduğum için benimle dalga geçmeyen tek erkektim. Bu beni çok mutlu ederdi. Evet. Çocuklar çok zalim olabiliyor. Ama kabul et, sen de çok tombiktin.
Affedersin ama sen de o zamanlar bu kadar yakışıklı değildin. Her neyse, yardım etmek için geldim. Umarım anlamışsındır. Evet, biliyorum ve minnettarım. Seni tekrar görmek çok güzel. Seni de öyle. Şerefe. Şerefe. Merhaba anne, benim. Sanırım yeni bir güne başlıyorsunuz. Ben de daha yeni yatıyorum. Ben de arayıp her şey yolunda demek. Buraya gelmeni dört gözle bekliyorum. Babamı benim için öpersin, öyle değil mi? Paige, benimle konuşmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Babam çok budalaca davranıyor. Düğününüze haftalar kalacağınızı böyle sıktığı için çok üzgünüm. Bir şey sorabilir miyim? Elbette. Sen istemiyorsan baban neden böyle bir işe kalkıştı? Çünkü benim ne istediğimin bir önemi yok. O benim bir kralla evlenip kendinin asla sahip olamayacağı ünvana sahip olmamı istiyor. Anladım. Ama bana sorarsan o şu anda bir orta yaş krizi geçiriyor. Babam da 40 yaşında böyle olmuştu. Gidip küpe taktırdı. Aa, felaket bir şey bu. Peki. Düşünebiliyor musun? Buna inanamıyorum. Çok komikti. Günaydın. Ha, günaydın. Buyurun majesteleri. Komik olan ne? Önemli bir şey değil. Ben tost dedim, Kirsten toz dedim sandı. Şimdi anlatınca komik olmuyor tabii, değil mi? Evet, cidden çok komik. Komikti ama Edim. Artık gidelim mi? Evet. Ben bir süre sonra geleceğim. Birlikte bir yere mi gidiyorsunuz? Kirsten bana Kopenhag'da en sevdiği yerleri gösterecekmişti. Ha, demek alışveriş. Görüşürüz. Hazinede biraz para kalsın ama. Çok komik. Kraliyetin modern. Merhaba. Ne kadar tatlı bir şey bu. Çok şekersin. Evet, çok tatlısın. Kıyafetin de çok güzelmiş. Aa, sanırım keyfi pek yerinde değil. Kirsten daha ne kadar burada kalacak? Bilmiyorum. Umarım işleri karıştıracak kadar kalır. Bu peri masalı çok sıkıcı olmaya başladı. Ülkedeki en iyi avukat ve yargıçların gece gündüz bu konuyla ilgilenmesi gerek. Meslektaşlarım ve ben bu sorunu bir haftaya kadar çözeceğimizden eminiz. Güzel. Bu sorun sessiz ve derhal çözüme ulaşmalı. Yakında düğünümüz var. Merhaba Paige. Merhaba. Yine kütüphaneye mi? Evet. Sen nereye gidiyorsun? Bir şey almak için şehre inmem gerekiyor. Sonra Edward ile seninle restoranda görüşelim. Harika. Tamam. Daha sonra üstünü değiştirmek için gelecek misin? Hayır, sanmıyorum. Gideceğimiz yer resmi değil. İyi günler. Teşekkür ederim sana da. Bu kadar şık bir yere geleceğimizi bilmiyordum. Hayır, çok güzelsin, dert etme. Merhaba muhabbet kuşları. Paige, ne giyersen giy yine de çok güzel olmayı nasıl başarıyorsun? Kirsten'in üzerini değiştirmişsin. Mecbur kaldım. Şehre indiğinde çok yakışıklı biriyle tanıştım ama üstüme yanlışlıkla içki döktü. Kırmızı bölümü bizim için ayıracaklardı, gidelim mi? Önden lütfen. Merhaba. 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 Kirsten. Merhaba. Seni merhaba kızlar. Kirsten, hiç değişmemişsin. Aslında çaktırmadan Danimarka'ya geldin ha? Gibi ya, çok uzun zaman oldu. Yine muhteşemsin. Amaç da bu değil mi zaten? Gerçekten de Kirsten, neden kimseye haber vermedin? Merhaba Paige. Merhaba. Edward, ikinizi de polo müsabakasına bekliyorum. Polo'ya ayıracak vaktim yok Vlad. Yani sen hiç mi eğlenmezsin ha? Evet, buyurun. İzninizle lütfen. Tamam. Paige, sana bir bira söyleyeyim mi? Bu gece şarap içeceğim. Nasıl istersen hayatım. Evet Carmilla, anlat bakalım. Hala o adamla birlikte misin? Adı neydi? Yunan prensi mi? Hayır, Bronze Adonis'ten bahsetmiyorum. Şu Norm yok mu? Norm mu? O barman mı?
O öylesine bir şeydi. Hatırlıyorum. Ailen üzüntüden harap olmuştu değil mi? Ben de Balat'tan önce Norm'la çıkmıştım. Neyse ki sonunda birbirimizi bulduk. Seni çapkın seni. Hiç bilmiyordum. Nasıl? Yani ikiniz de Norm diye biriyle mi çıktınız demek? Yo yanlış anladın. Norm sadece takma adı. Evet, normal, sıradan, halkın içinden anlamında kullanırız. Öyle demek istemedim. Saçmalıyoruz işte. Sanırım kendini beğenmiş olduğumuzu düşünmüşsündür. Gebe kültür çatışmasından söz ediyordu. Yani bilirsin, bazen kültürel farklılıklar büyük sorunlara sebep olabilir. Ama Edward'la senin endişelenmenize gerek yok. Ailesi seni seviyor. Danimarka seviyor. Biz de seviyoruz. Edward da geldi. Ben kadeh kaldıralım derim. Danimarkalı Paige. Şerefe. 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 Bir şey mi kaçırdım? İçeri girin. Hayır, bir dakika. Kumbain. Çok iyi. Alışverişe çıkalım diyecektim ama çalışıyorsan... Deniyorum. Çok zor bir dildir ama pes etme. Sanırım anlayabiliyorum ama maalesef konuşamıyorum işte. Saçmalama. Sorun sende değil, öğretim metotlarında. Yani inan bana, ben 7 dil biliyorum. Dili öğrenebilmenin tek yolu o dili yaşamaktır. Fransızca öğrenmek için 5 yıl uğraşmadım. Tam 5 ay Saint-Tropez'de kaldım. Bu bana yetti. Saint-Tropez'de başka ne yaptın? Nereden başlasam ki? Bak ama çok ciddiyim. Bence Danimarkaca konuşmaya başlayalım. O zaman sohbetler kısa olacak. Söyle bakalım Paige, lisan derslerin nasıl gidiyor? Çok ilerleme kaydetti. Ben de yardımcı oluyorum. Çok naziksin Kirsten. Evet, Paige elinden geldiğince çabuk öğrenmeye çalışıyor. Pekala Paige, bize bir iki şey söyle bakalım. Elbette. Ne söylesem? Droning en enrülür. Honka gabli et voje met mümsün. Atti ise poplamstır. Dilimiz oldukça zor bir dil. Bir Amerikalı için. Tatlılarımızı diğer salonda alalım. İster misiniz? Çok iyi bir fikir. Yanlış bir şey mi söyledim? Anneme eşek dedin. Hem de yeşil eşek dedin. Hayır. Yeşili çok sevdiğini ve elini bile sallasa çiçeklerin açtığını söyledim. Orkideleri çok sever ya. Eşek nasıl denir bilmiyorum bile. Hayır. Bence biliyorsun. Ama bana sorarsan telaffuzun çok iyiydi. Günaydın Kopenhag. Şimdi karşınızda Amerika'nın bir numarası The Drop'un son single'ı var. Günaydın. Bu şarkıya bayılıyorum. Ne yazık ki dans edemiyorum. Neyse, sana güzel bir sürprizim var. Aç bakalım. Teşekkür ederim. Geçen gün denediğim elbiseyi almışsın. Çok beğenmiştin, o yüzden alayım dedim. Bugünkü partiye giyebilirim. Çok iyi düşündün. Teşekkür ederim Kirsten. Vay canına, çok güzel. Rica ederim. İşte Onur konuğumuz da geldi. Biri gitti. Her şey çok güzel. Güzel gelinimiz için güzel bir parti. Parti için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok hoş olmuşsunuz. Ne güzel bir kıyafet bu. Teşekkür ederim. Paige, iyi misin sen? Evet, iyiyim. Biraz kaşındırdı da. Hadi gelin.
Heykeller gerçekten harika. Teşekkürler. Bernini'nin 17. yüzyıldan kalma. Sotheby's'ten aldık. Harikulade değil mi? Muhteşemler. Sen de kaşınıyor musun? Kaşınmak mı? Evet. Hayır. Ben de havadan oldu sandım. İyi günler bayanlar. Edward, zaman zaman harika. Paige de hediyeleri açacaktı. O zaman ben yarın geleyim. Pekala, ilk önce bunu açmak istiyorum. Bu hediye Vivian'dan. Paige. Oh, tamam, affedersin. Oh. Çok hoş. Ne yapıyorsun Paige, söyler misin lütfen? Bilmiyorum ama o kadar çok kaşınıyorum ki. Ben de bunu açacağım. Üzerindeki karta bir bakalım. Paige, karta bakalım. Paige ve Edward bir ömür boyu... Bir ömür boyu sağlıklı ve mutlu olmanız dileğiyle. Greta'dan. Teşekkür ederim Greta. Evet, bakalım. İçinde ne varmış? Oh, Maşa. Maşa Paige. Aa, çok hoş. Şimdi de... Biz de dün maşalardan söz ediyorduk. Çok işe yarıyorlar. Teşekkür ederiz. Hadi diğerini açalım. Şunu açalım. Ağır bir hediye. Şuna bakın. Oh. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Affedersiniz. Özür dilerim. Evet. Gördünüz mü? Sanırım maşaları çok beğendi de. Hiç. Ne oluyor? İyi misin sen? İyiyim. Hayır değilim. Ne oldu anlamıyorum ama sanki sırtımda karıncalar var gibi. Neyim çok var? Bir şeyler yapalım. Bir şey. Sakin ol. Paige, iyi misin? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Yok. Bence sen yapacağını yaptın. Paige, bekle. Sence bunu Kirsten mi yaptı? Bana sorarsan Kirsten ne kadar yakınlık gösterirse o kadar çok terslik çıkıyor. Bak. Şu anda büyük bir baskı altındasın. Kirsten ve ailesi burada kalıyor. Albert senden hoşlanmıyor ve ders çalışmalısın. Bence babasından dolayı onu suçluyorsun ve açıkçası paranoyaklaştın. Kirsten'ı iyi tanırım. Senin söz ettiğin şeyleri yapacak biri değildir o. Hadi git konuş onunla. İkiniz aranızda halledersiniz. Benim için. Benim için. Hadi. Kirsten.
Kaşıntı tozu. Demek buradasın. Ben de seni arıyordum. Vay canına, Kirsten. Beni korkuttun. Odamda ne işin var Paige? Senden özür dilemek için gelmiştim. Ama sonra bunu buldum. Sana inanmak üzereydim. Neden bahsettiğini anlamadım. Hadi ama, bunun ne olduğunu biliyorum. Urisinol reçine zehirli sarmaşıkta bulunur ve insanların kaşınmasına neden olan maddedir, biliyorsun. Ben burada misafirim Paige. Büyük ihtimalle benden önce bu odada kalan kişiye aittir. Haklısın, şimdi Winsdor dükü duş sonrası kaşıntı tozum nerede acaba diye düşünüyordur, değil mi? Bakabilir miyim? Hı-hı. O tozun işe yarayacağını biliyordum ama bu kadar da işe yarayacağını tahmin etmemiştim. Yani heykeli pastanın içine düşürmen. Paige, muhteşemdin. Seni kıskandığıma inanamıyorum. Neden? Bence beni kıskanman çok doğal. Yani fena bir kız sayılmazsın ama kabul et artık. Burası pek de sana göre değil. Bu senin hatan değil. Ne de olsa masal gibi gelmiştir. Seni anlıyorum. Ama sorun şu ki, Eddie senin gibi inek sağan biriyle evlenemez Paige. Eddie ile bir hafta sonra evleniyoruz. Kazanamayacağını bildiğin bir yarışa neden giriyorsun? Yarış diye bir şey yok ki Paige. Sadece asiller ve normlar var. Ve korkarım birbirlerine hiç yakışmıyorlar. Ne kadar uğraşırsan uğraş. Edward bu düşüncenden haberdar mı? Bence ilgisini çekecektir. Sakın durma. Git Eddie'ye her şeyi anlat. Lütfen. Rica ediyorum. Eddie ile çocukluğumuzdan beri arkadaşız. Sence sana mı inanır, bana mı inanır? Hiç vakit kaybetme. Git Eddie'ye olanları anlat. Anlat ki o da seninle evlenmenin ne büyük bir hata olduğunu bir daha anlasın. Merhaba. Evet. Sorunları hallettiniz mi? Hallettik. Sadece bir yanlış anlaşılma olmuş. Güzel. Çünkü en yakın dostumla nişanlımın birbirlerine ters düşmesini hiç ama hiç istemem. Ben aşağıdayım. Ona söylemek istedim ama olmadı. Her şey yoluna girdi diye o kadar rahat görünüyordu ki. Ne yani? Onu hayal kırıklığına uğratmaktan mı korktun? Korkmak mı? Hayır, hayır. Ne değişecekti ki? Kanunu değiştirmeyecek, onları da geri çevirmeyecek. Sadece Eddie'nin canını sıkmış olacağım. Bunu kendim halletmeliyim. Peki ne yapacaksın? Onu kendi silahıyla vuracağım. Ringa balığı ticaretinin tarihçesi. Bayanlar, baylar, herkes buraya bakabilir mi lütfen? Kral Edward. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün burada olmaktan büyük onur duyuyorum ve Kopenhag Tarih Derneği'ne bu etkinliği gerçekleştirdikleri için
Ayrıca teşekkür ederim. Bu gemi yıllar boyunca ülkemizin en büyük endüstrisine hizmet etti. Bugün Kral Upea gemisinin restorasyonunun başlamasını kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. İşte yine o diplomatik gülümseme. Edward yemeği kalamadığı için özür dilememe rica etti Bar Christianson. Oh, elbette anlıyorum. Kutlamaya beni ve babamı dahil ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamak bizim için bir onurdur Bayan Kirsten. Ah, teşekkür ederim. Geminin ismi çok hoşuma gitti. Oliver Ringabala'nın bilimsel adı değil mi? Oh, evet öyle Bayan Page. Çoğu kişi bunu bilmez bile. Hmm. Geçenlerde Danimarkalı 1. Margaret hakkında bir şeyler okuyordum da. Danimarka'yı Norveçlilerden kurtarmak için zırhlı birlikleri o yönetmiş. Hatta onlara kendi yemek taşımış. Eğer yerli halktan destek görseydi bu kadar ileri gitmesine gerek kalmazdı. Yanılıyorsun galiba Kirsten, çünkü halk, özellikle de balıkçılar Margaret'a yürekten bağlıymış ve onları temsil eden bir yöneticileri olduğunu düşünmüşler. Bence nedeni asil bir soydan gelmesi, halk kendileri için savaşacağını anlamıştır. Ne olursa olsun halkın da desteğiyle Norveçlilerin Danimarka'yı terk etmesini sağlamış. Çok haklısınız Bayan Page, tarih bilginizden etkilendiğimi belirtmek isterim. Danimarka'yı kendi ülkeniz gibi görmeye başlamışsınız. Pekala, başlayalım mı? Kesinlikle. Hepsi çok leziz görünüyor. Page, ulusal yemeklerimiz senin de hoşuna gidecektir. Bak, havyar da var. Oh, havyar mı? Hmm. Ah. Hanımefendi, havyarı gümüş çatalla değil, havyar kaşığıyla yemeniz gerekiyor. Metal havyarın tadını bozmasın diye. Ah. Müstakbel kraliçe yemeği eline... Bu gece yine havyar yiyeceğiz Page. Çatalını getirmeyi unutma sakın. Hmm. Hepimiz bu geceki yardım organizasyonu için bize sponsor olmayı kabul eden müstakbel kraliçemiz Bayan Page'e yürekten teşekkür etmek istiyoruz. Müstakbel kraliçemiz Page. Teşekkür ederim Bayan Lawrence'ın. Bu gece burada çok kutsal bir nedenle bulunuyoruz. Herkesin gönlünden kopan bağışlarla ilaç alınarak dünya üzerinde buna ihtiyacı olanlara gönderilecek. Sizleri Romalı piyano virtüözü Mikael Elstroni ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi sihirli flütten birkaç bölüm çalarak bizleri büyülemek için burada. Karşınızda Mikael Elstroni. Şeref duydum. Teşekkür ederim. Yardım edin. Burada doktor var mı? Yardım edin. Doktor yok mu? Affedersiniz. O benim annem. Adı Benta. Tıkandı ve sonra da bayıldı. Daha önce de olmuş muydu? Hayır. Herhangi bir sağlık sorunu var mı? Astım, epilepsi. Benta. Benta, beni duyuyor musun? Benta, uyan. İşte böyle. Kendine geldi. Benta, bayıldın. Korkacak bir şey yok. İyisin değil mi? Evet sanırım. Dik durmaya çalış. Nefes alışın rahat olur. Oh, oh. Sadece bayılmış. Şimdi iyi. Evet galiba ses biraz fazla geldi. Neyse ki Page vardı. Thank you.
bayanlar, demek buradasınız. Buyurun, bu sana. Teşekkür ederim. Bu da sana. Çok teşekkür ederim. Bu da bana, teşekkür ederim. Şerefe. 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 Bir saniye, hemen geliyorum. Belki Madame Butterfly çalarlar, sen de söylersin. Belki de beyaz atlı prensim nerede çalarlar da sen de hayal kurarsın. Bayanlar baylar. Bayanlar ve baylar, bir saniye bakar mısınız? Kral Edward'la müstakbel kraliçemizi Schnorrbagen'la dans pistine davet ediyorum. Aslında benim yerime Prenses Kirsten'ın dans etmesini tercih ederim. Çünkü benden çok daha iyi Schnorrbagen yapacağından eminim. Hayır, olmaz benim. Hayır, lütfen, ısrar ediyorum ama. Dansını seyretmeye bayılıyorum. Hazır mısın? Ha, çok özür dilerim. Tamam, bir şeyim yok. İyi misin? İyi, tamam. 5, 6, 7, 8. İyi misin? Aman Tanrım. Acaba... Sence iyiyim? Sanırım evet. Ben iyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen bu dansı nerede öğrendin? Volkan'ın daha şık hali. Hı. Gece tam bir felaketti. O kraliçe bozuntusunun bunu yapacağını anlamalıydım. Bana bırak dedin ama bak ne oldu. Artık benim sabrım kalmadı. Ayrıca param da kalmadı. Bu saçmalığa bir son vermek gerek. Beni mi görmek istediniz? Bütün gazetelerde yazıyor. Ah Tanrım. Edward nasıl seçecek? Bu nasıl olmuş? Biz de onu merak ediyoruz. Benden şüphelenmiyorsunuz değil mi? Düğüne günler kala neden tüm Danimarka halkının huzurunu bozayım ki? Bu çok hassas bir konu. Ve size bir söz verdim. Ben sözümün arkasında dururum. Zalim medyayı kendi lehimize kullanmanın zamanı geldi artık. Basın toplantısı mı? Ne zaman? Yarın 2:30'da. Bir de dersim var. Paige, bu gerçekten çok önemli, tamam mı? Sanırım erken çıkabilirim. Emin misin? Evet. Sorun çıkacağını sanmam. Tamam. O zaman sorun saat 2'de seni almaya gelir. Tamam mı? Sakın unutma, 2'de. Teşekkür ederim. Ancak bir antibiyotiği diğeriyle kıyaslarken amino asit gruplarının birbirinden oldukça farklı olduğunu unutmamalıyız. Lanet olsun. Evet, şimdi de bir vakaya göz atalım. Kan naklinde karşılaşılan zehirlenme vakalarını kastediyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Birazdan burada olur. Neler oluyor? Sanırım kaza olmuş. Daha fazla bekleyemeyiz. Sonunda. Kral Edward, bu yasayı ilk duyduğunuzda neler hissettiğinizi anlatır mısınız? Hayal kırıklığına uğradım ve çok şaşırdım.
Ancak eski yasaları günümüze uyarlayacak esnekliği göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Majestelerim, Bayan Page'in bugün burada olmamasının bir anlamı var mı acaba? Page... Ben buradayım. Geciktiğim için üzgünüm. Bayan Page, Bayan Page, tek Bayan Page. Konuşabilirsek çok sevinirim. Bayan Page, evlenmeye kararlı mısınız? Elbette, bu kanun Edward'a olan hislerimi değiştirmedi. Danimarka halkının tepkisinden çekiniyor musunuz? Ben Danimarkalıların dünya üzerindeki en nazik ve ileri görüşlü insanlar olduğunu düşünüyorum doğrusu. Ve onların da bizi anlayıp destekleyeceğinden eminim. Kral Edward, Bayan Page ile evlenmek için tahttan feragat eder miydiniz? Bence bu uygunsuz bir soru oldu beyefendi. Ama majesteleri, eğer yasal bir çıkış yolu bulunamazsa yine de tahtı bırakıp Bayan Page'le evlenir misiniz? Kesinlikle böyle bir şey olmayacağından eminim. Bayan Page, Kral Edward'ın evlenmek için tahttan feragat etmesini ister miydiniz? Page, bak, dikkatli konuşman gerek. Benim ülkemde böyle garip gelenekler yoktur. Sevdiğimiz kişiyle evlenmek bizim hakkımızdır. Müstakbel Kraliçe Page, artık sizin ülkeniz Danimarka değil mi? Benim ülkem Danimarka değil. Ama ben bunu demek istememiştim ki. Page, Danimarka halkı için çok önemli şeyler vardır. Kraliyete saygı bunlardan biri. Ama Danimarka'yı seviyorum ve sizleri de seviyorum. Söylediklerimi saptırıyorlar. Ne söylediğini umursamıyorlar. Onların tek derdi gazetenin tirajı. Bunu anlamış olmalıydın. Evet. Ama ben iki ayrı renk çiçeği aynı yere eksemle çiçek açmıyorlar. Sanırım ışık çok önemli. Benimkiler 12 saat aydınlıkta kalıyor. Ben de öyle deneyeyim. Bu yaban orkideleri çok güzel. Çiçeklerin dilinden iyi anlıyorsun. Teşekkür ederim. Benim hobim bu. Paige. Her yerde seni aradım. Aslında ben de seni arıyordum. Merhaba. Merhaba. İyi misin? Evet, iyiyim. Bu gece hakkında konuşmak istiyorum. Evet, ben de onu konuşacaktım. Saat 6'da bir toplantım var. Ondan sonra dışarıda yemek yiyelim. Sadece ikimiz. Ben de daha erken yesek olur mu diyecektim. Çünkü arkadaşlarımla ders çalışacağım ve biraz uzun sürebilir. Pekala, tamam. Biliyorsun sınavlarım var ve... Evet, 2 hafta sonra başlıyor. Pekala, istersen programımı değiştireyim ve biz... Programını değiştirmeni istemiyorum. Senin işin de önemli. Tamam, haklısın, doğru. Eddie, bak sen öyle diyorsan... Hayır, sorun değil. Emin misin? Evet. Evet, eminim. Görüşürüz Paige. Bunu unutuyordun. İhtiyacın olacak. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sağ olun. Nasılsın? İmmünoglobinler konusunda pek iyi değilim ama onun dışında... Hayır, ben sınavdan bahsetmiyorum Paige. Magazincilerden ve Kirsten'dan bahsediyorum. Bilemiyorum yani... Bilmiyorum. Edward'la evlenmeyi her şeyden çok istiyorum. Ama bütün o magazin gazeteleri... Kirsten derken... Her şey düzelecek. Emin misin? Paige,
Sen olağanüstü bir insansın. Ve muhteşem bir doktor olacaksın. Peki iyi bir kraliçe olacak mıyım? Evet. Burada olduğun için Danimarka çok şanslı. Teşekkür ederim Jack. Yalan söylediğin için çok teşekkür ederim. Doğruyu söylüyorum. Gel buraya. Tamamdır. Müstakbel kraliçe gizli aşkıyla yakalandı. Ders çalışıyorsun sanmıştım. Çalışıyordum. Çalıştık. Eti bütün bunlar çok saçma. Öyle mi? İkiniz de çok rahat görünüyorsunuz. Jack benim arkadaşım. Diğerleri gittikten sonra başımızdan geçenleri, yaşadıklarımızı anlattım ve o da bana sarıldı işte. Hepsi bu kadar. Anladım. Ne? Ne var? Yok bir şey. Yapma Eddie. Gerçekten de onunla aramda onca şeyden sonra. Artık bu aptal gazetecilere karşı kendimi savunmak zorunda kalmaktan bıktım. Zaten savunmamalısın da. Bence de. Hayır. Anlamıyorsun. Onların eline koz vermemen gerektiğini anlatmaya çalışıyorum ve sen de eğer biraz daha... Biraz daha ne? Daha az sorun yaşarsın. Ne gibi davranmazsam? Norm gibi mi? Paige, beğen ya da beğenme. Burada işler farklı yürüyor. Biliyorum. Ve eğer hareketlerinin yanlış anlaşılmasına sebep olursan da bundan etkilenen tek kişi sen olmayacaksın. Sen de mi etkileniyorsun? Ben öyle bir şey demedim ama evet, beni de etkiliyor. Tabii ailemi de etkiliyor. Tüm krallığımızı da. Girdiğim riskin farkında mısın? Yani sence... Benim için her şey çok mu kolay? Kolay mı? Belki de Kirsten haklıdır. Hangi konuda? Hadi ama Eddie. Asil olmayabilirim ama bir aptal da değilim. Ve ayrıca düşündüğünün aksine paranoyak da değilim. Ne diyorsun sen? Ne oldu ki? Belki farkında değilsin ama Kirsten geldiği andan beri aramızı bozmak için uğraşıyor. İşin komik tarafı, artık haklı olduğunu düşünmeye başladım. Belki gerçekten sana daha çok yakışıyordur. Yapma Paige. Ona karşı hiçbir şey hissetmiyorum ki. Belki itiraf edemiyorsun. Ama sen de bir terslik olduğunun farkındasın. Kirsten'ın gelişi, bütün bu magazin dergileri falan. Belki bunlar birer işarettir. Paige. Hayır. Yapma lütfen. Gazeteci sana tahttan feragat eder misiniz diye sorduğunda sadece umarım işler o raddeye gelmez dedin. Peki ya gelirse? Vazgeçmeye hazır mısın yani bütün bunlardan? Neden? Şu an gerçekten de çok utandım. Paige, beni dinle. Aslına bakarsan... neredeyse masalın gerçek olduğuna inanacaktım. Ne yapıyorsun sen? Üzgünüm Eddie. Thank you.
Girin. Merhaba. Girebilir miyim? Edward, olanları duydum. Gerçekten çok üzgünüm. Senin için ne kadar zor olduğunu anlıyorum. Neden benim suçummuş gibi geliyor? Kendini suçlamanın bir anlamı yok. Özür dilerim, olayı kendime yormaya çalışmamalıyım. Ama kötü hissediyorum işte. Biliyor musun? Belki de... Zaten her şey başından beri imkansızdı. Biz diğerlerinden çok daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Evet. Evet. Seni doğduğum günden beri tanıyorum ve... hiç böyle bir durumda olacağımızı düşünmemiştim. Hatta babam için delirdi diyordum. Ama doğrusu... buradayken de merak etmeden duramıyorum. Merak ettiğin neymiş? Eddie. Acaba yasada boşluk bulunamamasının da bir anlamı yok mudur sence? 23. yaş gününden önce evlenmen gerek. Yani düğün tarihinden tam 3 gün önce. Yani İskandinav asıllı bir prensesi gelinin olarak seçmen gereken güne az kaldı. Belki de bu bir tesadüf değildir. Belki bu kaderdir. Bizi birleştirmeye çalışıyordur. Aman tanrım. Bayan Page, bu çok saçma. Bence saraya geri dönmelisiniz. Dönemem. Neden ki? Nedenini gayet iyi biliyorsun sorun. Hem zaten sadece sınavlar bitene kadar buradayım. Amerika'ya geri döneceğim sanırım. Bayan Page... Gençken bir zamanlar ben de futbol oynardım ama Amerikan futbolu değil, hem de Danimarka'nın en iyi küçükler ligindeydim. Şimdiki görüntüm sizi yanıltmasın ama gerçekten iyi oynardım. O zamanlarda kendi yaş grubumun en iyisiydim. 16 yaşıma bastığımda bir şampiyonada oynuyordum ve Avrupa'nın her yerinden yetenek avcıları gelmişti. Daha önce hiç bu kadar gerildiğimi, hiç bu kadar büyük stres yaşadığımı hatırlamıyorum. Bütün maç boyunca yetenek avcılarını etkilemek için uğraştım. Sanırım biraz fazla uğraşmışım. Çünkü hayatımın en kötü maçını oynamıştım. Yani Bayan Page, gerçekte neden orada olduğumu unutmuştum. Neden oradaydın? Çünkü futbolu seviyordum. Hep çok sevdim. Hoşçakalın Bayan Page. Görüşürüz sorun. Çok üzgünüm Edward. Senin için zor olduğunu biliyorum ama... kraliyeti korumak zorundayız. Yani sence Kirsten'la evlenmeli miyim? Bence kimi zaman kendimiz için değil, halkımız için en iyisi olanı yapmalıyız.
Spending all my time wondering if you'll make me as happy as I say. Wasting all my words on you, on you, on you. It's time I reconsider what I'm doing, spending all my time. Merhaba anne. Ben iyiyim. Ben şey için aramıştım. Yani düğün için aradım. Sizce uçak biletlerini iade etmek için çok mu geç kaldık? Sorun, bir karar verdim. Sanırım daha yavaş gitmeye karar vermediniz. Hız rahatlamamı sağlıyor, biliyorsun. Meditasyonu deneyin. O zaman kimse ölümle burun buruna gelmez. Evlenmeye karar verdim. Prenses Kirsten'la mı? Evet, kaderle ilgili söylediklerini düşündüm de... sanırım bu konuda haklı. Ama efendim... Hayır, ama deme. Ben kralım. Ve bir kral gibi davranmalıyım. Sevmiyor. Ne? Ona bakarken yüzünde o diplomatik gülümseme var. Gerçek gülümsemesi değil. Baksana. Pekala Paige, sana inanıyorum. Kanunda bir boşluk olmalı ama nasıl bulacağım? Ben bulurum. Ne? Nasıl? Eski belgelerin durduğu arşive gitmeliyiz. Peki nerede? Nerede mi? Tabii ki kampüste duruyor. Hukuk fakültesinde. Hadi Jack, düğün yarın. Bekle Paige. Yardım gerekecek. Paige, hukuk fakültesinde okuyan arkadaşlarım biraz gariptir ve arşivler onlar dışında kimsenin umurunda değil. Arşivler nerede? Burada mı? Tam üzerinde duruyorsun. Arşivler yer altında. Var. Umarım çok yoktur. Vay canına. Yaklaştık sayılır. Jack, saat kaç? 11'e geliyor. Bir şey bulabilmek için 14 saatimiz var. Ve bakmamız gereken 14.000 kitap var.
Oh, ben de organik kimyaya zor diyordum. Merak etme, Eric ne aradığımızı söyleyecek. Senin için kelimeleri yazayım. Henüz sabahın erken saatleri ve Danimarka'da düğünün yapılacağı Kopenhag Katedrali'nin önünden canlı yayındayız. Bugün Kral Edward ve Prenses Kirsten'ın düğün kortejini izlemek için 15 bin kişinin sokaklara döküleceği tahmin ediliyor. Hepimiz bekliyoruz. Jack, bence bulamayacağız. Tabii ki bulacağız. Hala 2 saatimiz var. Eric, sanırım bir şey buldum. Baksana. İşte. Pes etme. Lütfen hemen arabamı hazırlayın. Teşekkür ederim. Edward. Edward. Nereye gidiyorsun? Başka şansım yok. Hey. Tam zamanında. Paige, sana söylemem gerekenler var. Seninle birlikte olarak riske giriyorum demem hataydı. Ama gerçek şu ki insan riske girmeden hayatta hiçbir şey elde edemiyor. Bu yüzden Kirsten'la evlenmeye karar vererek bir riske girdim. Ancak bu şekilde yasadaki boşluğu bulmak için vakit kazanabileceğimi düşünmüştüm. Ama ne yazık ki henüz bulamadık. Eddie, ben... Eğer senin için tahttan feragat etmem gerekecekse... ben... bunu yaparım. Seni seviyorum Paige Morgan. Seni seviyorum ve hayatımı sensiz geçirmek istemiyorum. Çok üzgünüm Eddie. Tahttan vazgeçmene izin veremem. O yüzden buna bir baksan iyi olacak. Bulmuşsun. Evet, bir boşluk varmış. Peki ama... seni seviyorum. Bekle. Gitmeliyiz. Gitmeliyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sorun,
yardımın gerekli. Evet efendim. Elbette efendim. Açını şöyle alalım, kalabalığı da bilin. Heyecan dorukta. Majesteleri Rosalind ve Harold, Kral Edward'ın Prenses Kirsten'la evleneceği katedrale şu anda gelmiş bulunuyor. Gerçekten de çok güzel görünüyorsunuz. Ama biraz gergin gibisiniz. Bir çay almaz mısınız? Yok, çay istemiyorum. Sinirlerinizi yatıştırır. Gergin değilim ki. Bir yudum alın. İstemiyorum. Ne yaptığını gördün mü? İnanın kendimden utanıyorum efendim. Lütfen izin verin temizleyeyim. Lütfen. Hayır, daha kötü oluyor. Bırak şunu şapşal. Orta öyle durmasanıza. Bir şeyler yapın. Ama tüm anayasayı nasıl aklında tutarsın ki? Ezberlemeyeceğim. Sadece okuyacağım parlamentonun önünde. Danimarkacı. Peki. Şimdiden başla o zaman. Sen ne yapıyorsun sonra? Özür dilerim efendim ama Bayan Kirsten rahatsız edilmek istemiyor. Bir terslik mi var? Yok hayır, her şey yolunda. Sadece biraz yalnız kalmak istedim. Bu gibi durumlarda genç bayanlar nasıldır bilirsiniz. Aslına bakarsanız sizin önden kiliseye gitmenizi istedi. Sürpriz olsun istiyormuş da. Sanırım limuzinde bedava yiyecek de vardır. Peki. Söyle, acele etsin, tamam mı? Buna imkan yok. Bunu başarabileceğinden eminim. Gözlerime inanamıyorum. Kral Edward geldi. Ve bayanlar baylar, bu beklenmedik bir gelişme. Kral Edward'ın yanındaki Paige Morgan ve beraber katedrale giriyorlar. Anne. Soren bana her şeyi anlattı. Tanrı'ya şükür. Gel bakalım Paige, seni kraliçeye dönüştürmek için 10 dakikamız kaldı. Pekala millet, prensesi biraz rahat bırakalım. Bir dakika, artık hazırım. Biliyorum Bayan Kirsten. Hemen geri geleceğim. Arabacı, ahırdan seni çağırdılar. Sanırım acil bir durum söz konusu. Gitsen iyi olur. Teşekkür ederim. Bakalım. Acaba Prenses Kirsten de arabada mı? Hayır, arabanın içi boş. Ama Prenses Kirsten nerede acaba? Olamaz. Sonra Kirsten nerede? Bayan Kirsten kısa bir süre sonra burada olacak. Kısa bir süre mi? Tanrım. Bu da ne? Leke olmuş. Ne?
Tam burada arkada sanırım sosis yemişsiniz. Sosis mi? Dağıtıyorsunuz. İsterseniz lavaboya gidip temizleyelim. Hadi buyurun. Hurston geldiği anda bana haber ver lütfen. Elbette efendim. Her şey halloldu mu? Evet efendim. Bayanlar, baylar, beni dinler misiniz? Planlarda bir değişiklik oldu. Bunu yapamazsın. Onun burada ne işi var? Dediğim gibi planlarda bir değişiklik oldu. Kanuna göre ama... Kanun. Kanun. 1282'de Vordingborg'da yazılan ilk Danimarka Anayasası'na göre Jutland yasalarından 41 yıl sonra yazıldığı için daha güncel ve asıl bağlayıcı olan kanun budur. Kanun der ki, kral asil olmayan biriyle evlenmek ister ve bu kişi Danimarka parlamentosu önünde anayasayı okuyabilirse, tabii Danimarka dilinde, asil soydan gelen biriyle evlenme zorunluluğu ortadan kalkar. Ve parlamentoda düğün için burada hazır bulunduğundan Paige'in bu görevi yerine getirmesi için daha iyi bir zamanlama olamaz. Oh! Dinay Gronlav gele forhiley dedanksarey. Bu anayasa Danimarka krallığının her yerinde geçerli olacaktır. Regi rings form ringers. İyi gidiyorsun, devam et. Rige ins form aus par mit monarchi. Krallığımız anayasaya bağlı bir kraliyet olarak yönetilecektir. Arabalar nerede? Neden kimse cevap vermiyor? Beni kiliseye götür. Düğünüme yetiştir. Kuneg nuhus matın tilmana Erden grungla. Ve kanun tasarısı kraliyet tarafından kabul edilirse anayasanın ayrılmaz bir parçası olacaktır. Aferin sana. Kutlamalar başlasın. Git dediğim zaman gideceksin. Anne. Baba. Ne oldu? Niye gelmedin? Misafiri var. Sorun diye biri aradı. Ne kadar da güzel görünüyorsun.
Atalarımızdan bugüne hanedanlar boyunca tam 5000 yıldır taç Danimarka kralı ve kraliçesinin doğuştan gelen bir hakkı olmuştur. Ancak bugünkü törende babadan oğula geçen kraliyetimiz adına yeni bir çığır açılmış oluyor. Bu defa işler pek de kolay olmadı. Sonunda cesaret beraberinde neşeyi getirdi. Kralımız ve tüm halkı kalbini açtı. Siz Kral Edward. Müstakbel kraliçe Paige Morgan'ı ölüm sizi ayırana dek sevip saymaya yemin eder misiniz? Ediyorum. Siz müstakbel kraliçe Paige, Danimarka kralı Edward'ı ölüm sizi ayırana dek sevip saymaya yemin eder misiniz? Ediyorum. Tanrı'nın ve Danimarka'nın bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca aynı zamanda kral ve kraliçe ilan ediyorum. Bu ebedi kararınızı bir öpücükle mühürleyebilirsiniz. Ya hayır, dur durun! Dur durun! Bu benim düğünüm! Ben kraliçe olacaktım! Kursun! Aşkına bakın! Kursun! Ben evlenecektim! Kursun! Hayır! Kursun! Ben aslenim! Bırak beni! Ben aslenim! Olmasa da oldukça yakındır.